Ne yapmalıyım? Şimdi iltihaplı eklem romatizmasında hep söylüyorum. Hatta dün gece gelirken uçakta arkamdan genç bir çocuk, böyle 25 yaşlarında filan, hocam dedi size çok teşekkür ediyorum dedi. Ben de biraz ağır yürüyorum. Daha şeydeyiz. Ne o? Körükte misin? Körüğün içindeyiz. Bende dedi ankilozan spondilit vardı. Kürünüzü uyguladım. Kurtuldum hocam. Maşallah. Hem ilaçtan kurtuldum. İyi dedim. Çok sevindim. Şimdi aynı kürü uygulayacak. Romatoid artrit. İltihaplı eklem romatizması Hüseyin. Özellikle bayanlarda doğum yaptıktan sonra çıkanlar var. Bakın ailenizde geçmişinde romatizmal şikayetler var ise lütfen yılda bir defa bu söyleyeceğim kürü uygulayın. Bu dert size ilişmez. Koruyucu ve önleyici olun. Yani ha yakalandıktan sonra işiniz zor. Yani hani nasıl anlarsınız bunu? İşte ASO değerine bakarsınız. RF'ye baktırırsınız filan. Buradan doktorunuzla konuşun. Böyle yani romatizma biraz da genetik transferi olan bir şey. Yapacağı şey kurutulmuş kiraz sapı, ısırgan ve karabaş. Kurutulmuş kiraz sapından 30-35 tane alıyorsunuz. 1,5 bardak suyun içinde bunu cezvede bir 3-4 dakika kaynatın. Ondan sonra o kaynarken daha harıl harıl kaynatmıyorsunuz tabii kısık ateşte. Üzerine de ısırgan, bir tutam ısırgan ilave edin. Beraber kaynatmaya devam edin. 5 dakika ondan sonra indirin ocaktan. Bunun çayını içeceksiniz yani. Günde 2 defa, ilk bir hafta günde 2 defa bunu sabah akşam uygulasın veya bir defa da olur. Akşam yatmadan da karabaş çayı. Bak şimdi. Bu kiraz sapının kullanılma nedeni diüretik olması yani ödem atıcı olmasıdır. Doğal ödem atıcıdır Hüseyin. Hem de iltihaplı eklem romatizmasında. Karabaş burada antiinflamatuardır. Isırgan ise prostaglandin inhibitörüdür romatizmada. Bütün tıp doktorları bunu bilir. Birinci derecede prostaglandin inhibitörüdür. Rahatlıyorsunuz. Yani yoksa çok kurtulan var. Hele hele yeni yakalanmışsa.